Öyle iyi bence abi. Mehmet görecek mi? Ya gelsin bir moya söylesin, sen görürsün. Çek, buradan aşağı çek. Evet. Ahmet abi tanıyor musun? He, tamam. Ahmet abi şu ayı tanıyor. Vallahi. Burası eskiden neydi? Okul mu burası? Mektepti burası. Ya hocam 90 tane talebe vardı ama. Burada 90 tane okuyan öğrenci vardı. Bir dedelerimizin kullandığı malzemeleri yani oraya koymuşuz. Nenelerimizin, dedelerimizin. Eski tarih, çok eski tarihi malzemeler. Evet. Evet, eski malzemeler var orada. Onları bırakmışız oraya. Üsteğmenimiz var. Onun ismi sokak, ismi verilen Şuşnazlar var, iki kişi. O zaman siz tamamen köyü kültüre attınız. Evet, 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 evet. Yani çünkü ambulans yollar, telefon yollar, ebe yollar, doktor yollar. Böyle bir devlet görülmemiştir. Allah razı olsun, devletimize zavar vermesin. Ambulans gönderiyor, havadan elektrik çekiyorlar, uçak gönderiyor. Böyle bir devlet, böyle bir millet görülmemiş. Köyümüzde bütün şehirde ne varsa o var. Tabii tabii, şimdi artık şehirken buna bakçı. Yani buraya gelip Şuşa bağlar. Şuşa bağlar. Ha. 1957'de okul olarak kullanmış. 57'den 96'ya kadar. 64-65 sene yakın okul olarak kullanmış burası. Hatıl durumda duruyordu tabii burası. O zaman muhtarımıza iki muhtar adayımız vardı. İşte dedim hanginiz kazanırsa işte burayı böyle bir kültür evi yapalım. O çatısını onardı. Dedim iç kısmını da bana bırak. İç kısmını ben yapacağım. Sağ olsun o da çatıyı onardı, köylülerimizin tabii köylülerle beraber. Sonra iç kısmının tadilatını ve buranın bizim eski dedelerimizin kullandığı malzemeleri başladım evlerden toplamaya. Burada öğretmenlik yapan öğretmenlerimizin isimlerini, ondan sonra öğrencilerin bir de tarihi malzemeleri bulmaya, araştırmaya çalıştım. Araştırdım yani, çoğunu da buldum. Bu 60 metrekare odayı kürsü başı odası olarak bir taneyi yaptık. Bir taneyi de tarihi müze olarak kullanıyoruz. Yani burası aşağı yukarı Harput'un arka bahçesi oluyor. Yani kürtüler olarak, ondan sonra müzik olarak, yapı olarak, konuşma olarak Harput'un arka bahçesi bura. Burada aşağı yukarı 200-300 yıllık malzemeler var. İçeride kürsü başı odamızdaki onlar da var. Ben burayı 1,5 sene uğraştım burayla. Tabii muhtarımızla beraber. Bizim köyde. Bizim malzemelerimiz hep kapıdadır. Hiç kapılar kilitli değildir. Yani Harput kültürü diyorum ya. İşte Harput kültürünü burada yaşıyoruz. Burada malzemeni bırak git. Bir sene, iki sene motorunu, arabanı, ondan sonra bahçede kullandığın malzemeyi. Yani burada katiyen kötü olaylar olmamıştır. Mahkemeki olaylar olmamıştır. Yani özbeöz Harput kültürüyle yetişmiştir burası. Köyümüzde birlik, beraberlik vardır. Köyümüzde hayatta inan ki bir mahkeme kapısı yoktur. Köyümüzde kimse bir küs değildir.
köyümüz kendi halinde paylaşmaktadır. Burası okul, burası birinci sınıf, burası da ikinci sınıf. Köyümüzde 90 tane talebe olduğunu hatırlıyorum. 4 tane öğretmen olduğunu hatırlıyorum. Müdür olduğunu hatırlıyorum. Bütün çevre köyler buraya gelirdi. Tekrar aynı konuyu konuşuyorum. Bütün köyler buraya gelirdi. Çevre köyler, öğretmenler, şeyler. Orada da tarihi malzemeleri vardı, vermişti. Onları koyduk yani buraya da. İşte Ganlı Göl'ün şeyi, hüzünlü hali, yani buranın isminin nereden geldiği. Tarihi bir göl. Köyden herhangi birine şehirle bağlantısı kurmak için ya muhtarın evine gider oradan arardı veya ondan muhtarın evine telefon gelirdi. Şey işte birisi çağırır, öyle iletişim. Yavru yavru umma kuşu yükseklerde